Farkında mısınız? Biz hayatta bir şeyleri ne kadar çok başarmak istersek, o şeyler için daha çok çalışırsak aslında o istediğimiz şeylerden daha da uzaklaşıyoruz. Peki bunun altında yatan sebepler neler? Bu videoda sana kendini o istediğin şeylerden kopararak nasıl aslında onlara ulaşabileceğini anlatacağım. Şimdi kopa kopmayı şöyle düşün. O üzerine düşündüğün çok fazla enerji verdiğin şeyleri umursamayı birazcık azaltmaya başlaman. Bunu şey olarak düşünme ya beni karım terk etti nasıl olsa artık umursamıyorum. Faturalarımı ödeyemiyorum artık umursamayı bıraktım. Bunu öyle olarak düşünme. Sadece umursayacağın şeyleri dikkatli seçmenden bahsedeceğim sana. Çünkü vücudumuzda biz çok fazla enerji tutarız belli şeyleri çok fazla umursamaya başladığımız zaman. Şöyle düşün eğer aldığımız enerji yaktığımız enerjiden fazlaysa bu vücutta bir yağ olarak depolanır ve biz kilo almaya başlarız. Tıpkı bu şekilde de mental bir enerjimiz var bizim ve bizim beynimiz aslında günlük kalorinin %20'sini yakar. Yani senin mental olarak enerji verdiğin şeyler senin çok fazla enerjini alır. İşte bu yüzden umursayacağımız şeyleri dikkatli seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela şöyle bir örnek düşün. Ben bu telefonu bu şekilde rahatça atıp tutup hiçbir problem olmadan atıp tutuyorum değil mi? Şimdi tek bir şey değiştireceğiz bunda. 10. katta diyelim balkonun kenarından bu telefonu atıp tutmayı deneyeceğim. Şimdi çevredeki şey değiştiği için ve olayın zorluğu değiştiği için de ben kafamda çok fazla düşünmeye başlayacağım belki, elim ayağım titreyecek ve bu telefonu düşürmekten korktuğum için de belki de telefonu düşüreceğim. Şimdi hayat da bu şekilde çalışıyor. Siz bir şeylerin önemini çok fazla kafanızda arttırmaya başladığınız zaman hata yapmaktan korktuğunuz için aslında çok daha fazla o yaratıcı özelliğinizden, özgünlüğünüzden bir şey kaybediyorsunuz. Şöyle bir örnek düşünün, mesela çok fazla partnerin olmasını istediğim biri var, tamam mı çok beğeniyorsun o insanı ve Date'e gideceksiniz. Bu sizin ilk date'iniz olacak. Ve kafanızda o kadar büyütüyorsunuz ki mesela bu kişi beni beğenmek zorunda. Bu kişiye kendimi o kadar çok beğendirmek zorundayım ki işte ona göre hazırlık yapıyorsunuz. Ne diyeceğinizden, nereye gideceğinizden her şeyin üzerinde dikkatli şekilde seçiyorsunuz. Ve date'e gittiğiniz zaman bu sefer kendinizi hiç olmadığınız bir insan gibi yansıtmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü o insan beni beğensin, o insan beni sevsin diye. Peki belki ilk date'de bu insan sizi gerçekten beğendi. Sonraki date'lere gittiğiniz zaman bu sefer ya da gerçekten o kişi sizin partneriniz olmaya başladığı zaman aslında o gösterdiğiniz kişinin altında çok daha farklı bir kişi olduğunuzun farkına vardığında bu sefer ilişkide de problemler yaşanmaya başlıyor. Yani siz bir şeyi ne kadar çok isterseniz, ne kadar çok duygusal bir bağ koyarsanız onun üstüne bu şeylerden daha fazla uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Benim son bir buçuk iki senedir bir şeyleri daha iyi başarabilmemin altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi artık onlarla ilgili önemsediğim şeyleri azaltmaya başladım. Biraz daha rahatım, konular hakkında cool'um, olacağını varır diyerek inanıyorum ve bu şekilde de ilerlemeye devam ediyor. Atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var mesela. Su akar yolunu bulur. Şimdi suyu bir düşün. Dereler var değil mi? Dağlardan akar. Hatta Yavaş yavaş damlayan bir suyun bile kaynağının hiç bitmemesinden sonra, aradan yüz geçmesinden sonra bile taşı deldiğini görürsünüz. Taşı taşları delerek kayaların arasından geçer. İşte su gibi akıcı bir şekilde olabilmenin altında yatan da o önem verdiğiniz şeyleri azaltmaya başlamanız. Önemi biraz azaltı, azalttığınız zaman da şöyle oluyor mesela. Ya o insan benim hakkımda ne düşünür? Aman ben burada bir hata yaparsam benim hayatımı tamamen etkiler. İşte ben bugün ne giyeceğim? Ben bugün ne yapacağım? Aman o bakkaldaki insan bana çok kaba davrandı. Ben bunu kafamdan atamıyorum. Bunlara enerji harcamaya devam ettiğimiz zaman ya da geçmişte olan şeylerle ilgili çok fazla düşünmeye başladığımız zaman bu sefer biz şu anki zamanda olması gereken şeyleri pek fazla yapamıyoruz. İnsanları dinleyemiyoruz. En önemlisi kendimizi dinleyemiyoruz. Ve bunu yapmaya başladığımızda da aslında daha fazla o istediğimiz şeylerden uzaklaşmaya başlıyoruz. Bunun olmasını istemiyorsan Önem verdiğin şeyleri dikkatli seç. Ve bunu yapmaya başladığında kendinin aslında ne kadar barışık bir şekilde, özgüvenli bir şekilde yaşamaya başladığını fark edeceksin. O yaratıcı enerji sana geri gelecek. Dediğim gibi beynimiz gündelik enerjinin %20'sini harcıyor. Zaten yeteri kadar bilgiyle, gereksiz şeylerle dolu dolu. Özellikle sosyal medyada sürekli kaydırma yapıyorsan, başka insanların hayatını izleyip, başka şeylerle beynini dolduruyorsan zaten mental anlamda yorgunsun ve bir de bunun üstüne ufak tefek şeylerin üstüne çok fazla düşünüp onlara enerji harcamaya başladığın zaman bu sefer yaratıcılıktan kaybedeceksin. Bunu yapmamak için de önem verdiğin şeyleri umursamayı birazcık azalt, bir rahat ol. Bu demek değil ki o önem verdiğin şeyler için çalışma fakat çok fazla da sonucu odaklı olma. Çünkü hayatın en büyük ...gerçeklerinden bir tanesi bilinmez olması. E şimdi sen kafanda bir hedefe ulaşmak için kendine 6 ay verdiğin zaman... ...önüne çıkacak zorlukları bilmiyorsun. Özellikle ulaşacağın hedef ilk defa yapacağın bir hedefse bu sefer... ...zorlukları göremediğin için de, başına gelecek şeyleri bilemediğin için de... ...o hedef olmadığında kendine kızmaya başlıyorsun, kendini yargılamaya başlıyorsun... ...ve bu senden çok fazla parça alıp götürüyor. Bunu yapmamak için de... ...hayata inan, hayata güven... Bunun bir şekilde olacağına inan ve kendini güvenli hisset ve bırak. Bırak. Sonuca odaklanmayı bırak. Tabii ki o sonuç için çalış. Fakat o sonuca çok fazla duygusal bağ bağlama. Bunu yapmaya başladığın zaman da aslında hayattan daha fazla keyif almaya başlayacaksın. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Çünkü ben bu kanalda insanların kendi psikolojilerini nasıl geliştirip içlerindeki o potansiyeli çıkarabileceğinden bahsedip bu tarz yayınlar yapıyorum. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.